Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Bu serimizde size belirli fiyat aralıklarında envanterler oluşturmaya çalışacağım. Bu videoda ise yapılabilecek en güzel ve en ucuz envanteri size yapıyorum. Ajanlar dahil ama bıçak eldiven tabii ki yok. Totalde ortalama 315 liralık bir envanter olacak. Videoya geçmeden önce şu anda açıklamada devam eden çekilişe katılmayı unutmayın. Eğer ki kanala abone olduysanız, videoya da like bıraktıysanız devam ediyorum. Match has started. We see some shooting. Boys only go a few centimeters from the players. Oh, this grenade may end this match. It's the explosion and it's a hit! What's happening? Did he run out of ammunition? What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Evet, ilk misafirimiz USPS Ticket to Hell. Arkadaşlar sol üstte fiyatları yazacağım. Sadece Steam fiyatlarını yazacağım. Yani oradan kontrol edebilirsiniz. FT bir skin ve açıkçası USPS'te alınabilecek en güzel skinlerden bir tanesi. En azından bu fiyat bandında. Evet, Dual Baretta'da paralı asker FN'yi kullandım arkadaşlar. Bence açıkçası güzel bir skin. Hem sade hem tatlı duruyor. Stat track değil tabii ki. Şu anda bulunduğum serverda maalesef skinleri sadece stat track olarak kontrol edebiliyorsun. O yüzden stat track olduğuna aldanmayın. Dual Baretta paralı asker FN ve açıkçası çok hoşuma gitti. Fiyatının da çok çok üstünde bir görsele sahip. Zaten Dual Baretta'da çok böyle muazzam bir skin'e de gerek yok diye düşünüyorum. Evet, P250'de Valance Minimal Wear kullandım. Hem mavi hem de siyah detaylarla çok güzel durduğunu söylemem lazım. Açıkçası fiyatının çok çok üstünde hak eden bir skin. Çok eski de bir skin ve bence gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 5.7'da karalama FT kullandım. Açıkçası bence güzel. Çok fazla bir beklentiniz olmaması lazım zaten 5.7'da. Skin açısından da güzel. Hem de arka planında hemen bir mavi bir kırmızı gözlü bir canavar kardeşimizin olmasından dolayı da bence güzel. Fiyatının da karşılığını veriyor. Düşük bütçeli bir envanter için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sırada Deagle var. Deagle'da tetik disiplini Valvorn kullandım. Yani eskimiş kullandım. Valvorn'la FT arasında çok muazzam bir fiyat farkı da yok. Görsel farkı da yok. Ama Valvorn'un daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Scratch'lerin de güzel olduğunu düşünüyorum. Ve Deagle'da da tetik disiplinin de yeterli bir skin olduğunu düşünüyorum eğer ki düşük bütçeli bir envanter planlıyorsanız. T tarafı için Glock'ta dünya dışıyı kullandım. Savaş görmüş, bence savaş görmüş bu skinde en güzel duranlardan bir tanesi. Hem de görüntüsü de bence yeterli bir maviliğe sahip, tatlı ve düşük bütçeli bir envanter için bence yeterli bir Glock. Ne düşünüyorsunuz bu arada? Yorum yazmayı unutmayın. Bunlar yerine hangi skinleri kullanabilirdim? Onları da yazmayı unutmayın. Evet, son pistolümüz kırmızı Quartz FT Tech 9'da. Açıkçası Tech 9 için öyle amşan bir skin'e ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. O yüzden bence hem fiyat hem de görselleme açısından yeterli bir skin sunduğunu düşünüyorum kırmızı Quartz'ın. Bence düşük bütçeli bir envanter için alınabilir. Evet, SMG'lere geçtik. Mac'ten Okyanus Minimal Wear'a bakıyorsunuz. Hem mavi hem de görselleme açısından tatlı durduğunu söylemem lazım Mac'ten'in. Okyanus'un da düşük bütçesiyle beraber, en azından düşük fiyatıyla beraber bence düşük bütçeli bir envanter için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Mac'ten Okyanus Minimal Wear. Sırada MP9 var. Biyolojik sızıntı FT, yani görevde kullanılmış. 2 lira bandını alabilecek en güzel MP9'lardan bir tanesi. Bence düşük bütçeli bir envanter planlıyorsanız alınabilir. Üzerine de güzel bir NIP sticker yapıştırırsınız. 4 tane. Çok tatlı olacağını düşünüyorum. MP5'te tasfiyeyi kullandım. Bu da FT. Bence gayet güzel bir görünüşü var. Hatta neden bu kadar düşük bir fiyata sahip olduğunu da hiçbir zaman anlayamayacağım bunun. Bence görüntüsü açısından da çok güzel. Stat track olduğuna dediğim gibi yine aldanmayın. Çünkü stat track değil normalde bu skin. FT, düz FT olarak almanızı tavsiye ediyorum. Görüntüsü de çok hoş. Ben MP7 kullanmıyorum. O yüzden videoya MP7 koymayacağım. MP5 koyacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Farklı hangi skinler olabilirdi? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Sırada UMP var. Talimat Minimal Wear kullandım bunda. Az aşınmış olarak. Bence fiyatının yeteri derece karşılığını verebilen bir skin. Siz ne düşünüyorsunuz? Farklı bir UMP olabilir miydi? P90'da Zulüm kullandım. FT bu da. Bence yeşil ve gayet güzel duruyor. Hatta bence bu kadar nasıl düşük fiyatta kaldığını da açıkçası bilmiyorum. Kesinlikle düşük bütçeli bir envanterde P90 düşünüyorsanız bunun Zulüm olması şart. Son SMG'miz PP Bison Candy Apple.
elma şekeri yani minimal bir açıkçası yeter de artar. Kırmızı ve siyah kombinli bir skin düşük bütçeli bir envanter için yeterli bir Bizon skin olduğunu düşünüyorum. Zaten çok fazla Bizon kullanmıyorsunuz. Kullanırken de bunun olması yeterli olur. Üzerine de siyah veya kırmızı bir sticker kombinasyonu yaparsınız. Ucuz paper yeter de artar bence. Ağır makinalılara geçtik. Ağır silahlarda başlangıcımız Mach7'le olacak. Mach7 pas kaplamalı savaş görmüş. Çünkü diğer pas kaplamalılar tam böyle pas kaplı durmuyorlar. Savaş görmüşü en güzel kondisyona sahip açıkçası onu söyleyebilirim. Stat track değil düz olarak savaş görmüş olarak alırsanız bence tatlı olacaktır. Mach7 için yeterli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Sırada Nova var. Nova'yı da kendi Apple olarak kullanmak istedim. Bu da FT. Yani Nova elma şekeri görevde kullanılmış bence yeter de artar bir skin. Çünkü dediğim gibi PP Bison gibi çok fazla kullanılan bir skin değil. Daha doğrusu silah değil. O yüzden çok absürt skinlere gitmeye gerek yok. Kırmızı yine siyah. Üzerine belki bir Fluxo Paper yapıştırıp yeterli bir şekilde verim alabilirsiniz. Sırada XM1014 Blue Steel var yani mavi çelik var. Savaş görmüş çünkü savaş görmüşlerinde sadece bu silah kısmı bu kadar mor oluyor. Tercihinizin kesinlikle bundan yana olmasını tavsiye ediyorum. Bence çok güzel bir skin. Özellikle de iki farklı rengin birleşmesi daha tatlı olmuş. XM1014'te eğer ki bir skin tercihiniz olsaysa kesinlikle Blue Steel savaş görmüş olması şart. Sırada Savedov var. Savedov Yorick savaş görmüş sıradaki skinimiz. Bence pompalılar için çok böyle bir muazzam şeylere girmenize gerek yok. Ama Yorick'in çok güzel durduğunu söylemem lazım. Özellikle düşük bütçeli bir envanter planlıyorsanız ve Savedov alacaksanız bunun kesinlikle Yorick olması lazım. Savaş görmüş veya FT arasında çok büyük bir fark olmadığı için fiyatı çok da yükseltmeye gerek yok. Kuruş bile olsa bence savaş görmüşün de yeterli bir görüntüye sahip olduğu aşikar. Sırada M249 Hayalet görevde kullanılmış var. M249'u çok fazla kullanmasanız da kesinlikle almanız gereken bir skin olduğunu düşünüyorum. Fiyatı açısından muazzam bir görüntüye sahip. Bu M249'u bence zevkle kullanırsınız. Son ağır silahımız Negev Menon var. Az aşınmış. Açıkçası ben bunun AWP'sini de çok seviyordum. AWP Menon varı da çok seviyordum. O yüzden burada da tercihimi Menon vardan yana kullanmak istiyorum. Farklı bir fikriniz varsa yorum yazmayı unutmayın. Şimdi videoyu buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederim. Aşağıya bir like, bir de abonelik bırakıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu videoda gördüğünüz bütün skinleri tek bir kişiye hediye edeceğim. Yani bu envantere tek bir kişi sahip olacak. Burada incelediğimiz bütün skinleri sizin için satın alacağım. Ve seçtiğimiz bir kişiye hediye edeceğiz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Kanala abone olacaksın, videoya like bırakacaksın, bir de Discord kanalına geleceksin. Aşağıya da neden bu envanteri size hediye etmeliyim bunu yazmanız yeterli. Oradan seçtiğimiz bir arkadaşa bu envanteri hediye edeceğiz. Şimdiden tebrik ederim. Envanteri kazanan arkadaşı Discord kanalımızın çekiliş alanı bölümünde 3 gün sonra açıklamış olurum. Sırada rifle'lar var. Rifle'larda M4A1S ile başlıyoruz. M4A1S geri dönüş FT'yi kullandım. Bence çok güzel ve fiyatının çok üstünde de bir görsellemeye sahip. Eğer ki bir M4A1S tercihinde bulunacaksanız bunun geri dönüş olması mantıklı olur ki fiyat performans bakımında da yeterli bir rifle. Sırada AK var. AK'de çelik delta kullandım. Görevde kullanılmış. Bildiğiniz gibi Anubis koleksiyonunda yeni gelmişti bu skin. Çok fazla sevmesem de kesinlikle düşük bütçede almanız gereken skinin bu olduğunu düşünüyorum ki CS2'de de muazzam durduğunu görmüştüm. Buna da eminim. Bence tercihiniz bundan yana olması lazım. Peki farklı AK kullanmak ister miydiniz? Bunu yorum olarak yazmayı unutmayın. FAMAS'ta mücadeleci Z Minimal Wear kullandım. FAMAS için bence çok iyi bir tercih olacaktır. Kırmızı, siyah ve beyaz görsellemeleriyle yeter de artar bile. Fiyatının da gerçekten çok çok üstünde durduğuna eminim. Dediğim gibi bütün fiyatları sol üstte yazıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Sırada Galil var. Galil'de Destroyer kullanıyorum. Destroyer fabrikadan yeni çıkmış kullanıyorum. Benim de kendi şahsi kullandığım Galil. Galil Destroyer açıkçası. Galil'de çok büyük bir masrafa girmeye gerek yok ve Destroyer bence fiyatının çok çok hakkını veriyor. Hatta üstünü bile veriyor diyebilirim. Fabrikadan yeni çıkmış için bu fiyatta
gerçekten kaçırılmaz. Muhtemelen ilerleyen dönemde fiyatları gittikçe de artacaktır. Yine kendi kullandığım bisikin SG Kara Kanat görevde kullanılmış. Bence çok muazzam duruyor. Eğer ki bir SG kullanıcısıysanız ve bisikin arıyorsanız kesinlikle Kara Kanat olması şart, görevde kullanılmış da yeterli bir görüntüye sahip açıkçası. Sırada AUG var. AUG Haylaz Kedi görevde kullanılmış. Bütçesinin gerçekten çok çok üstünde bir görsellemeye sahip. Hem skin olarak hem de kondisyon olarak bence AUG'da tercih edilebilecek en ucuz ve en güzel skinlerden bir tanesi, ki benim tercihim de bundan yana olacaktır eğer ki düşük bütçeli bir envanter kullanacaksam. Sırada Scar var. Scar Assault Minimal Wear var. Masmavi bir yara oto. Çok fazla kullanılmasa da eğer ki envanterinizde bir yara oto bulunduracaksanız CT tarafı için çok iyi olacaktır bu skin. Evet, diğer yara otomuz G3S turuncu kaza görevde kullanılmış. Dediğim gibi çok fazla kullanmasanız da envanterinizde renkli skin seviyorsanız kesinlikle tercihiniz bu olmalı T tarafı için. Sırada skoplulara geldik. Skoplularda tercihim SSG'de Abyss görevde kullanılmış. Çok fazla kullanılıyor zaten. Çok fazla insanın da elinde görebilirsiniz. Ucuz ve güzel bir skin alıp envanterinizde kullanmak hiç de yormayacaktır size. Son silah skinimiz AWP Phobos Minimal Wear, yani az aşınmış. Bence AWP için daha ucuz ve daha güzel bir skin yok. Kesinlikle eğer ki ucuz bir envanter diziyorsanız bunu Phobos Minimal Wear olarak yapmanız mantıklı olur. Üzerine Godsend veya NIP sticker da yapıştırırsanız scope bölümüne yeter de artar bile diye düşünüyorum. Şimdi silah skinlerimiz bu kadardı. İçlerinden hangilerini beğendiniz, hangilerini beğenmediniz, hangilerinin girmesi lazımdı, onları yazmayı unutmayın. Yine tekrar ediyorum, bu envanteri bir kişiye hediye edeceğiz. Sadece abone olmak, like atmak ve Discord kanalıma gelmeniz yeterli. Aşağıda yorum olarak size neden bu envanteri hediye etmeliyim, güzel bir yorum yazarsanız aranızdan bir kişiyi seçip ona hediye edeceğim ve Discord kanalımın çekiliş alanı kısmında açıklayacağım. Bu şansı kaçırmayın. T ajanı için Seçkin Tayfa, Profesör Şahmat Seçkin Tayfa'yı tercih ediyorum. Bence çok güzel bir görüntüsü var. Zaten stabil olarak herkesin kullandığı ve asla kullanırken pişman olmayacağınız bir ajan. Kollarının da oyun oynarken tam olarak görünmemesi yeterli bir neden olacaktır. Hatta bunu eldiven ve bıçakla bile kullanabilirsiniz. Ve serinin son skini olan çift dikiş McCoy USF Tespi ajanındayız. CT için bence kullanabilirsiniz. Evet, bazı insanlara büyük ajanlar kaba geliyor olabilir. Bence görüntü olarak çok tatlı. Fiyatının da hakkını veriyor diyebilirim. Eğer ki CT tarafında bir ajan tercih edecekseniz çift dikiş McCoy kullanmak yeterli olacaktır. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Daha farklı serilerde çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi açıklama bölümündeki çekilişe katılmayı unutmayın. Hem Discord kanalımı bekliyorum, hem de her akşam yatırım yayınları konuştuğumuz Twitch kanalıma da uğramayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Levia kaçar.